Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Doğan'ın göreve gelir gelmez başlattığı üretim seferberliği yüzleri güldürdü. Köylülerin 40 yıldır ekmediği tarım arazilerine yöre halkının gönüllü çalışmasıyla nohut ekimi yaptıran Belediye Başkanı Mustafa Doğan, geçtiğimiz hafta yine gönüllülerin çalışmasıyla şenlik havasında nohutların hasadını tamamladı. Öğrencilere burs olarak dağıtılması planlanan Göktepe Belediyesi'nin nohutları 14 Eylül Cumartesi günü düzenlenen Doğal Ürünler Festivali ile tüketiciyle buluştu. Bir zamanlar ürettikleriyle kendi kendine yeten ülkelerin başında gelen Türkiye'de son 15 yılda yaklaşık Belçika'nın 100 ölçümü büyüklüğündeki tarım arazisi üretici tarafından terk edildi. Hatalı tarım politikaları yüzünden toprağına küsen üretici, tarlasını terk ederek niteliksiz ve ucuz iş gücü kuyruğuna katılmak üzere kentin yolunu tutuyor. Geçmişte ekilmedik bir karış bile toprak bırakmayan üreticilerin tarımsal üretime küsmesi, Anadolu coğrafyasının dört bir yanında niteliğini yitirmiş tarım arazilerinin artmasına neden oldu. Bu acı tablonun en çok etkilediği bölgeler arasında İç Anadolu'yla Akdeniz bölgeleri arasında sıralanan Toros Dağları'nın koynundaki irili ufaklı yerleşimler de bulunuyor. Ancak kırsal yoksulluğun artmasına neden olan bu kötü gidişatı tersine çevirmek isteyenler de var. Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Doğan da bu cesur yürekli girişimcilerden biri. Öğretmen kökenli bir belediye başkanı olan Doğan, daha göreve gelmeden önce bölgedeki üretim potansiyelini araştırarak yörenin gençleriyle yapılabilecekleri tartıştı. Yöre köylülerinin de desteğini alan Doğan, göreve gelir gelmez hazırladığı üretim seferberliği projesini hayata geçirmeye koyuldu. İlk iş olarak Esentepe Mahallesi yakınında bulunan ve 40 yıldır ekilmeyen köylülere ait arazilere geçtiğimiz Mayıs ayında 60 dekarlık nohut ekildi. Tamamen gönüllülerin çalıştığı nohut ekiminin ardından 1600 metreye yaklaşan yükseklikteki araziyi yabani hayvanlardan korumak için gençler gönüllü olarak nöbet tuttular. Ağustos sonunda olgunlaşan nohutlar kadın erkek gönüllülerin katılımıyla yapılan hasat şenliğinde toplandı. Türküler, halaylar eşliğinde toplanan nohutlar işlenip satışa hazır hale getirilirken, üründen elde edilen gelir de bölgede ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak dağıtılacak. Belediye Başkanı Mustafa Doğan'ın yeni hedefi, tıpkı eski günlerdeki gibi bölgedeki boş arazileri ürünlerle doldurmak. Önümüzdeki yıl 130 dekarlık buğday ekimi planlanırken, bunun yanı sıra alternatif olarak yörenin coğrafyası ve iklimine uygun tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek. Lavanta, kapari, salep orkidesi ve aranoya gibi türler bunlardan bazıları. Üretimin yüzleri güldürdüğü Göktepe'de bu hafta sonu bir de festival düzenlendi. Göktepe Belediyesi'nin organize ettiği Doğal Ürünler Festivali 14 Eylül Cumartesi günü saat 10'da başladı ve gece yarısına kadar sürdü. Yumruk gibiyiz, beraber birlikte daha büyüsünüz. Sağ olun saygıdeğer Göktepe'liler. Hepinizi canı yürekten kutluyorum. Canı yürekten alkışlıyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Mevlana'nın ana ocağı, Yunus Emre'nin Kara Ocağı, Karacaoğlu'nun diyarı, Türk dilinin başkenti, derin bir tarih şehri olan Karaman'ın güzel insanları, Paris geçeriyle hayat bulan, Çukurbağı'yla, Gülleri'yle, Esentepe'siyle, Pariskesi'yle, Cumhuriyete, bayrağına, toprağına, atasına sahip çıkan Göktepe'nin güzel insanları, sevgili hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum. Sevgili hemşerilerim, bundan tam 742 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey, bugünden sonra sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türkçeden başka dil kullanılmaya demişti. Ve Karamanoğulları işte bu gördüğümüz, üzerinde yaşadığımız
Karaman'ı, Torosları, Sarıveller'i, Ermeni'yi, Balkusan'ı yurt tutmuşlardı. Bu topraklar Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türk diline sahip çıkmasıyla Türkçenin başkenti olmuş topraklardır. Bu topraklar Türklüğün, Türk dilinin yeniden hayat bulduğu topraklardır. Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277'de Türkçeyi resmi dil olarak ilan ederken o gün Selçuklu Sarayı'nda Farsça ve Arapça konuşuluyor. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil olarak ilan edince Türkçe yeniden hayat buldu. Türklüğümüz yeniden hayat buldu, yeniden anlam kazandı. O nedenle bu topraklar çok önemli topraklar. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi yeniden hayat verdi dedik. Bir de bu topraklarda yaşamış, bu dağlarda yaşamış, bu dağlardaki kaya oklarından geçmiş, pınarlardan su içmiş Karacaoğlanımız var. O güzel Türkçeyle Elif'e olan aşkını bu dağlarda anlatmıştır. Bu dağlarda Elif'e olan aşkına şiirler yazmıştır. Bu dağlar Türkçenin aşkla birleştiği dağlardır. Toroslar bizim için çok önemlidir. Bir de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, hemşerimiz. Bildiğiniz gibi hepimizin hemşerisi, atamızın da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ata yurdu Karaman. Ataları buradan Makedonya'ya, Rumeli'ye göç etmiştir. Atamız şöyle demiştir. Ey efendiler, çıkın şu Toroslara bir bakın. Orada kara bir çölük, yörük çadırı varsa ve dumanı da tütüyorsa bizi bu dünyada hiç kimse yenemez demiştir. O dağlar, o toroslar, bu toroslardır, bu topraklardır. Sevgili hemşerilerim, bayrağına, cumhuriyetine, atasına, vatanına, toprağına sahip çıkan bu topraklarda, Göktepe'de bugün güzel şeylere tanık olduk, şahitlik ettik. Bugün 31 Mart'ta görevi devralan Mustafa Doğan Belediye Başkanımız Göktepe'ye 80-100 kişinin iş bulacağı, istihdam sağlayacağı bir tekstil atölyesine öncülük etti. O atölyenin girişimcilerine işini kolaylaştırdı. Belediyenin olanaklarını, bir kısmını belediyenin olanaklarıyla yardımcı oldu, önlerini açtı ve bugün Göktepe'ye güzel bir iş yeri kazandırıldı. Buna şahitlik etmekten, bu iş yerinin açılmasında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu dağlar verimli dağlar, güzel dağlar ama insanları güzel, toprağı güzel, coğrafyası güzel ama bu topraklarda bir takım olanaksızlıklar içerisinde mücadele eden sizlerle birlikteyiz. Hayvancılığımız zaman zaman zor şartlarda yapılıyor. Küçük topraklarımız engebeli yapıdan dolayı, topraklarımız, arazi yapımız engebeli olmasından dolayı tarlalarımız, bahçelerimiz küçük. Dolayısıyla bazen bir ailenin geçimini sağlayamayacak derecede ürün alıyoruz. Buralarda iş olanaklarının ortaya çıkması, yeni istihdam sahalarının yaratılması çok önemli. Bu nedenle Mustafa Doğan Başkanımızı kutluyorum. Onunla birlikte bu işe imza atan girişimci kardeşlerimizi kutluyorum. Bir de şu yapıldı, başkanımız da bahsetti. Bu verimli topraklarda, küçük ama verimli topraklarda
yöresel ürünler, doğal ürünler yetiştirilmek üzere bir çaba ortaya konuldu. Ve ilk ürünler de bu yıl alındı. Pazarda da hepimiz tanık olduk, gördük. Gayet güzel, lezzetli ürünler. İnşallah daha da büyür. İnşallah tüm Göktepe'yi, tüm Sarıverileri, tüm Taşeli platosunu aynı şekilde ürün yetiştiren, doğal ürünler yetiştiren, bunları tüm Türkiye'ye pazarlayan ve tüm Türkiye'nin bu ürünlerden faydalanmasını sağlayan bir yapı, bir çaba hep birlikte başarıya ulaşır. Bundan hiçbir şüphem yok. Bu işler yapılabilir işler. Yeter ki yapmaya niyet olsun. Yeter ki yapmak için istek olsun, el birliği olsun, güç birliği olsun. Yine Ulu Önderimizden bir örnek vereceğim. Güzel bir vecizesini bu noktada hatırlatacağım. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır demiştir Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İşini en iyi yapan insanlara devleti ve devletin işlerini temsil edersek inanın yüzümüz hiçbir zaman kara çıkmaz. Ben de Göktepe'yi bu noktada gayet başarılı buluyorum. İnşallah Mustafa Doğan başkanımızla birlikte Göktepe'de yeni ufuklar açılacak ve tüm çevresine örnek olacak. Ben tekrar sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Göktepe'mizin birinci doğal ürünler festivalinin hayırlı olmasını diliyorum. Ve daha nice festivallerde sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Kalın sağlıcakla, sevgilerimle, saygılarımla. Siz sessizin sesi, dilsizin gönlüsü mü sayın vekilim? Şeref verdiniz, teşekkür ediyoruz. Sayın vekilim buyurun. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Şenlik havasında hasat edilen nohutların da aralarında bulunduğu yörenin ürünleri tüketiciyle buluştu. Resim sergisi, kermesler, tekstil atölyesi, halk oyunları ve konserlerle renklenen festivalde ayrıca halk yemeği de verildi. Sanatçı Çiğdem Taştan'ın verdiği konserle sona eren festivalde Göktepe ve çevresinde üretilen doğal ürünler de tüketicilerin ilgisine sunuldu. Göktepe'nin doğal ürünleri ayrıca belediyenin organizasyonuyla internet satışıyla da tüketicilere ulaştırılacak. Gazipaşa'da hafta sonunda ilginç bir olay yaşandı. Acil tıp teknisyeni Durmuş Ali Kerem Yürük'le 5 yıldır birlikte olan İrem Yıldız yaşadıkları karşısında adeta şoka uğradı. 5 yıldır birlikte olduğu İrem Yıldız'a sürpriz evlenme teklifi yapmak isteyen Durmuş Ali Kerem Yürük, İrem Yıldız'a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Durmuş Ali Kerem Yürük'le işbirliği yapan polis memurları, Gazipaşa'da hemşirelik yapan İrem Yıldız'a ifadesine başvurulmak üzere emniyete gelmesini söyledi. Kapısının önünde polis memurlarını gören İrem Yıldız, memurlarla birlikte emniyet müdürlüğüne geldi. Ya. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde benimle aynı yastığa başvurmaya hazır mısın? Evet. Vallahi ben de gitmeden yatıyordum ama. Kendime öyle diyordum ama. Korktun mu?
dağıtmayacaksın değil mi? Hayır. Ya siz var ya. Ağladım yolda. Emniyet Müdürlüğü'nde hazır bekleyen, Gazipaşa'da uzun yıllar görev yapan ve ilçe halkı tarafından sevilen 27 yıl 8 ay 10 gün hizmetinin sonunda 12 Mayıs 2019 tarihinde emekli olan polis memuru Hasan Yürük'ün oğlu Durmuş Ali Kerem Yürük, bu andan itibaren devreye girerek elinde çiçek ve yüzükle İrem Yıldız'a sürprizini yaptı. Korku içinde evinden çıkan ve memurlarla birlikte polis merkezine gelen, ifade vereceğini sandığı emniyet müdürlüğünde evlenme teklifi alan Yıldız, şaşkınlığı ve mutluluğu bir arada yaşadı. Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Hayır. Aslında biraz... Ne düşündünüz evden alınırken polis size ne söyledi? Instagram'dan daha önce böyle bir şey izlemiştim. Karakola getirdiklerini falan. Tahmin ettin mi peki? Biraz düşündüm. Ama korktuğunda? Tam olarak korkmadım çünkü sonuçta bir şey yapmadığım için. Her türlü zorluğundan çekiyorum. Evet, siz ne duygularınızı alalım? Mutluyum tabii ki. Mutlu 5 yılımı paylaştığım insana. Kaç yıldır görüşüyordunuz? 5 yıl olmak üzere yakın aralıkta. 5 yıl, evet. O yüzden mutluyum tabii ki sonunda. Bir ismiyle döpeceğimiz için çok mutluyum gerçekten. Evet. Allah umarım huzurunuzu bozmaz. Sizlere teşekkür ederiz yalnız bırakmanız için. Biz de mutluluklar diliyoruz. Yaşananları an be an kaydeden GRT televizyonu ve Gündem gazetesi sahibi Yakup Kocabaş da bu anları ölümsüz hale getirdi. Gazipaşa'da cumartesi günü öğleden sonra etkili olan dolu yağışı sebzelere ve meyvelere zarar verdi. Gazipaşa'da Nisan ayından bu yana etkili olan sıcak hava sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte yerini yağış ve doluya bıraktı. Cumartesi günü Gazipaşa ve Alanya'da yağmur etkili olurken Gazipaşa'nın İnal mahallesinde dolu etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika devam eden ve ceviz büyüklüğünde dolu, zeytin, elma, erik, üzüm, domates ve mısır gibi sebze ve meyvelere büyük zarar verdi. İnal mahallesinden Celal Uysal, "Ben yıllardır böyle dolu yağdığını hiç görmedim." diyerek dolunun sebzelere ve meyvelere büyük zarar verdiğini söyledi. Gazipaşa'nın Kızılgüney mahallesinden olan ve yaklaşık 20 yıldır Antalya'da turizm sektöründe çalışan Hasan Tur, bir doktorun tavsiyesi üzerine arazisine ejder meyvesi dikti ve bu yıl ilk hasadını yaptı. Konu hakkında gazetemize özel açıklamalar yapan Hasan Tur şunları söyledi. "Ben yaklaşık 20 yıldır Alanya'da otelde çalışıyorum. Otelde tanıdığım bir doktor arkadaş sürekli ejder meyvesi yiyordu, çok sağlıklı olduğunu ve benim de yemem gerektiğini söylüyordu. Bir gün bu meyveden ben de yedim. Lezzeti çok hoşuma gitti. Bir gün doktor bu meyvenin bahçesini kurmamı tavsiye etti ve ben de internetten bu meyveyi araştırdım. Bu araştırma sonucunda meyvenin hem sağlık için çok faydalı olduğunu hem de fiyatının iyi olduğunu öğrendim. Daha sonrasında geçen yıl Kızılgüney mahallesindeki 2,5 dönüm arazide sera yaparak 1600 ejder meyvesi fidanı diktim. Meyvenin hasadına ise yaklaşık 20 gün önce başladım. Şu ana kadar 700'e yakın ejder meyvesi kestim. Büyük zincir marketlerden ve ihracat yapanlardan çok talep geliyor," dedi. Geçen yıl babası adına bir dönüm ejder meyvesi serası kurduklarını belirten Tur, ejder meyvesinin tanesinin 10-15 Türk lirası arasında satıldığı ve bu yıl yaklaşık 10 bin ejder meyvesi kesmeyi planladığını ifade eden Tur, "Çiftçi artık alternatif tarıma yönelmelidir. Gazipaşa'da birçok çiftçi anadan babadan kalma tarımcılık yaparak para kazanmaya çalışıyor. Ama artık o devir bitti. Üretici bundan sonra alternatif tarıma yönelmelidir. Salatalık, domates ekerek para kazanma devri bitti." diyerek çiftçilere ejder meyvesi ya da buna benzer meyve bahçesi kurmaları için tavsiyede bulundu. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de Gazipaşa'da çiftçilerin salatalık, domates, biber gibi ürünlere ağırlık verdiğini belirterek artık Gazipaşa çiftçisinin alternatif tarımcılığa yönelmesi gerektiğini söyledi.
Gazipaşa'da salatalık, domates gibi sebze eken çiftçilerin yeterince para kazanmadığını belirten Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, ilçe çiftçilerinin daha iyi para kazanmak için pazar sıkıntısı olmayan ve satarken daha pahalı olan meyve türlerine yönelmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda etap organizasyonları devam ediyor. İlk etap Manavgat'ta gerçekleştirilmişti. Alanya etabı ise 13 Eylül 2019 Cuma günü başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin Gazipaşa'yı temsil eden takımı turnuvada yaşanan talihsiz durum karşısında çekilmek zorunda kaldı. Gazipaşa Spor'un Kestel Spor'la oynayacağı mücadele öncesinde Gazipaşa Spor'a yapılanlar antrenör Nevzat Mavi'yi çileden çıkardı. İzleyenlerse durum karşısında ne diyeceğini bilemedi. Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Gazipaşa Spor'a top verilmedi. Mücadele başladıktan sonra maçın hakemi Gazipaşa Sporlu oyuncuların tamamının kimliklerini istedi. Yetmedi, profesyonel toplar ortadan kaldırıldı. Takımını turnuvadan çeken Nevzat Mavi ise yaşananlar sonrasında yaptığı açıklamada kendilerine yapılanların kasıtlı olduğunu iddia etti. Aralıksız 12 yıldır katıldıkları turnuvadan önemli gerekçelerle çekildiklerini söyleyen Mavi, yaşananları gereken mercilere aktaracaklarını ve olayın peşini bırakmayacaklarını bildirdi. Gazipaşa'nın Kırahmetler Mahallesi'nde imece usulü ilk kez Aşure günü düzenlendi. Mahalle dayanışması ve kaynaşması için organizasyon yapma kararı alan mahalle sakinleri kendi aralarında toplanarak imece usulüyle Aşure günü düzenledi. İlkini düzenledikleri Aşure imecesini geleneksel hale getirmek istediklerini bildiren mahalle muhtarı Kısmet Ceylan, katılan tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti. Organizasyonda mahalle sakinlerine ve gelen konuklara yapılan aşure ve pişiler ikram edildi.